Kreş örgü atölyesinden merhaba. Bugün size değişik bir kare motif anlatacağım. Şimdi bunu birleştirmesi de biraz farklı. Onu da göstereceğim videonun sonunda. Klasik 5 tane. Ben 3,5 numara tığ kullanıyorum. Normal bebe ipi ya da başka ona benzer aynı kalınlıkta bir ip kullanabilirsiniz. 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bakın, zinciri birleştirirken son zincire birleştirmeyin, çünkü sonrasında sökülüp ortadan açılma durumu oluyor motiflerde. Bir arkasındaki zincire tığınızı geçirip o şekilde bir yuvarlak oluşturun. Sonrasında 3 tane zincirle yukarı çıkıyoruz. Boşluğun içine bir tane trabzan. Yine boşluğun içine bir tane trabzan. 3 tane zincir çekiyoruz. İpi tığın üzerine alıyoruz ve yine aynı şekilde 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, 3 zincir şeklinde ilerliyoruz. Bu hale getiriyoruz sonunda. Bakın, 3 trabzan, 3 zincir. Sonunda şuradan ben size tekrardan göstereyim. Mesela nasıl olacak? 3 tane zinciri çektikten sonra şuraya tığınızı geçiriyorsunuz, buradaki başlangıç noktasına. İpi alıyorsunuz şu şekilde ve bir zincirle sağlamlaştırıp bırakıyorsunuz. Böylece 3 tane trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, 3 zincir şeklinde 4 tane bloğumuz olmuş oluyor. Sonrasında artık bildiğimiz kare motif şeklinde yapmıyoruz. Nasıl yapacağız? Şimdi buradaki bir tane boşluktan tığımızı geçirelim. Boşluğun içinden İkinci rengimize geçtikten sonra 3 tane zincir çıkarıyorum. Sonrasında buraya bir tane trabzan ve bir tane daha trabzan yapıyorum. Baştaki 3 zincirle birlikte 3 tane trabzanım olmuş oluyor. 1, 2, 3 zincir. Sonrasında ikinci boşluğumuz bizim karemizin kenarı olacak, köşesi olacak. Bu boşluğun içini köşe gibi dolduruyoruz. Yani nasıl yapacağız? 2, 3 tane trabzanı yaptım. 3 tane zincir çektim. Ve yine aynı boşluğun içine 3 tane daha trabzan yapacağım. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan şeklinde köşeyi dolduruyorum. Bakın bu şekilde. Sonra tekrardan 3 tane zincir çekiyorum. Bu zincirler bir kural değil. Fazla gelirse, ipiniz kalınsa zincir sayısını 2 tutabilirsiniz. Ama köşeleri olabildiğince 3 tutmaya çalışın. Buradaki boşluğun içine 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Şimdi dönüyorum. Çünkü yarım kare şeklinde çalışacağım bu modeli. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İpi tığın üzerine alıp ilk boşluğumu yine trabzanlarla dolduruyorum. Toplamda 3 tane trabzanla doldurdum. Tekrar 3 tane zincir çektim. Köşeye geldim ve köşede 3 tane trabzan, 3 tane zincir, yani klasik her zaman köşedeki metodumuz bu olacak. Ve yine 3 tane trabzan şeklinde burayı doldurdum. 3 tane zincir çekiyorum. Son boşluğum artık burası. Buraya da 3 tane trabzanı yaptıktan sonra tekrardan 2 ya da 3 tane zincir çekiyorum. Ve şuradaki son trabzanın tepe noktasına, burada bitirmek zorundayım. Çünkü başlangıcım ve bitişim burası bundan sonra. Bırakıp bir zincir sağlamlaştırıp ipimi buradan kesiyorum. Modelimin aldığı şekil bu. Şimdi ilk boşluktan, ipi kopardığım yerden başlayacağım. Buradan ne yapacağım? 3 tane zincirle yukarıya çıkacağım. İçine 2 tane daha ekstradan trabzan yapacağım. Çünkü ilk 3 zincirim benim ilk trabzanım kabul ediliyor. Toplamda bakın 1, 2, 3 tane trabzan varmış gibi. Tekrar 3 zincirle şuraya
geliyorum. Bu arkadaki ipleri içeri almak çok kolay. Bakın şöyle tutun içeriye. Arkasından geçirerek aynı hizada tutarsanız zincirlerle buradan içeri geçirip içeri almış olursunuz. İp tığla. Fazladan kalanları da bunlardan sonra içeri alınamayacak, yani boşluklara denk gelmeyen yerlerde ise kesin. 3 zincirle köşeye geldim. Köşe metodum aynı. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Bakın köşe metodum hep aynı. Yaptım köşeyi. 3 zincirle ilerliyorum. Buradaki boşluğa yine 3 tane trabzan. 3 zincir. Ve yine buraya da 3 tane trabzan. Evet, son boşluğuma da 3 trabzanı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle döndüm. Ve yine buraya, şuraya kadar aynı metotla devam edeceğim. Her bir boşluğa 3 trabzan. Köşede 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Buralarda da 3'er tane trabzan, sonunda görüşeceğiz. Şimdi bakın sıranın sonundayım. Böyle bu şekilde döndüm. 3 tane zincir çekiyorum. Ve burada sona, son boşluğun içine bir tane trabzan yaparak çıktım. Bir zincir çektim ve ipi kestim. Motifimizin aldığı son şekil bu. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu yapacağız. Önce köşelerimizi belirleyeceğiz. Bunlar köşelerimiz, motifimizin köşeleri olacak. Ve köşelerde hep aynı metodu uygulayacağız. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Ama şimdi başlarken 3 tane trabzanla başlayacağım sadece köşede. Dönüşte o köşe metodunu tamamlamış olacağım. Geri kalan kısmını en sonda dönüşte tamamlayacağım. Bakın şimdi 3 tane trabzan yaptım. 1-2 zincire düşürdüm artık aralardaki zincir sayısını. Ama köşelerde hep 3 zincir model boyunca. Aralarda hep 2 zincir. Şimdi böyle ördüm 3 tane. 1, 2 zincir ve köşeye geldim. Köşeye geldiğimde 3 tane trabzan ve 3 tane zincir ve yine aynı boşluğun içine 3 tane trabzan yaparak köşe metodumu uyguluyorum. 1, 2 zincir. Sonra buraya 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir, aralarda hep 2 zincir. Bakın şuraya şimdi, şuradaki boşluğa. Ve köşeye geldiğimde 2 zincirle köşeye gelip 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan şeklinde ilerleyeceğim. Son halini göstereyim anlamanız için. Köşeleri yapıyoruz. Aralarda 2 tane blok var. Böyle 3 tane trabzandan oluşmuş. Köşe metodumuz zaten belli. Sonrasında bakın bitirme noktasındayım. 2 zincir çekiyorum. Köşeyi yarım başlamıştık. Bu köşeyi tamamlıyorum artık. 3 tane trabzan yapıp 3 zincirle birleştirerek. 1, 2, 3 ve birleştirdim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip şuradaki boşluğa atlayacağım. En son bu köşeyi tamamlayacağız. Buraya atladım. 1, 2, 3 trabzanımı yaptım. Bu sefer artık aralarda tek zincir ama köşelerde hep 3 zincir. Tekrar yine boşluklarda 3 tane trabzan ve sadece 1 tane zincir. Son boşluğa gel. Şimdi bakın. Son boşluğu yaptım. 1 zinciri çektim. Buraya atlıyorum ve birleştirmeye başlayacağım. 3 tane trabzanı yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2 zincir. Bakın. Çok güzel bir görüntüsü var.
Şuraya, burada, bu arada birleştirme çok önemli. Çünkü sarı olan kısımların birbirine bakması gerekiyor. Yani siz şunu şöyle birleştirdiğinizde sarı olan kısım aşağı bakar. Böyle de yapabilirsiniz. Yani bu modeli aslında dilediğiniz gibi birleştirme şansınız var. İster böyle döndürürsünüz, bunu da bu şekilde sarılar yukarıya bakar. İsterseniz hepsi birbirine bakar, böyle dörtlü motifler halinde örüp sonrasında hepsini birleştirebilirsiniz. Yani burada şekilleri dilediğiniz yöne baktırmak sizin elinizde. Sizin keyfinize kalmış daha doğrusu. Ben böyle dört tane dörtlü dörtlü bloklar oluşturup en son hepsini birleştiriyorum. Öyle planladım. Hepsi birbirine bakacak bütün sarılar. Ama siz şöyle de yapabilirsiniz. Bakın bu da çok güzel. Bu şekilde olması da güzel. Böyle arka arkaya birbirine bakması gerekmiyor. Ben bundan da hoşlanıyorum. Bütün hepsi böyle yan yana bakar. Yukarıdakileri de böyle çevirirsiniz. Hepsi bu şekilde de olabilir. Karar sizin. Ben şimdilik bu şekilde yapacağım. Benim yaptığım biraz daha uğraştırmalı. Ama dediğim gibi siz hepsinin mesela yönünü sağ üst köşeye sarıyı vererek bütün battaniyeyi bu şekilde birleştirebilirsiniz. İki zinciri çektim. Buradaki boşluğa tığımı geçirdim. İşte birleşti. İki tane zincir ve köşe boşluğuna tekrardan 3 trabzan daha yapmayı unutmuyorum. Birleştirmede bu unutulan bir şey. Bakın buraya tekrar yine köşe olduğunu unutmadım. Bir zincir çektim. Şuraya, şuradaki boşluğun içinden tığımı geçirdim. Bir tane bir zincir çektim ama bu çekmesem daha iyiydi. Şuradaki boşluğa geçirdim. Çok ince ise ipiniz bir zincir çekin. Aksi takdirde zaten gevşek bir şekilde birleştirdiğinizde zincire ihtiyacınız olmuyor. Ama eğer ben biraz gevşek ördüğüm için zincir çekmiyorum. Eğer çok sıkışık olursa birleştirme bir zincir çekebilirsiniz. Sonrasında şuradaki ilk boşluğa atlayarak 3 tane trabzanımı yaptım. Ve tekrar ister bir zincir çekin dediğim gibi isterseniz hiç çekmeyin. Şuraya birleştirmeyi yaptınız. Yani bir aşağıdaki bir boşluğu dolduruyorsunuz. Yukarıda da iki tane bloğun arasındaki, bakın en son buraya yapmışız. Şimdi iki bloğun arasındaki şu bölümü birleştiriyorum. Tekrar buraya geliyorum. Köşedeki birleştirmeyi göstereyim. Orası önemli çünkü iki tane motif yan yana gelecek. Bakın köşede 3 tane tekrar trabzanı yapıyorum. Şimdi köşe olduğu için burası tam köşeye denk geleceği için buraya denk geleceğimiz için 2 tane zinciri çekiyorum. Burada şu görüntünün tam göbek kısmına tığımı geçiriyorum. Birleştirmeyi sağlıyorum. 2 zincirle çıktım. Ve tekrar buraya dönüp köşede geriye kalan 3 tane trabzanımı yapmayı unutmuyorum. Bakın. Burada o güzel görüntülü birleştirmeyi sağlamış olduk. Şimdi şu noktadan sonra buradaki köşe bu. Buradan tığımızı geçiriyoruz. Bir birleştirme sağlıyoruz. Sağladık. Arkasından buradaki boşluğa tekrar yine 3 tane trabzan. Yukarıda iki blok arasından bir sık iğne sırayla tekrar sıradaki boşluğun içine 3 tane trabzan ve yukarıda sıradaki iki bloğun arasına bir tane sık iğne yaparak birleştirme kısmına doğru, köşe kısmına doğru daha doğrusu ilerliyoruz. Böyle ve bakın burada ne yapacağız şimdi? Burada şunu yapacağız. Köşeyi 3 tane 2 3 ördüm. Köşede olduğum için 2 zincir çekmek zorundayım. Köşede olduğum için 2 zincir çekiyorum ve buradaki boşluğun içinden tığımı geçiriyorum.
Tekrar yine 2 zincir. Köşelerde hep bu metot. Ve burada ikinci 3 trabzanımı yapıyorum. Sonra bir zincir çekip normal şekilde burayı hiç birleştirme olmadan geri kalan bölümümüzü aralarda bir zincir çekerek, ki öyle başlamıştık hatırlarsanız, bu sırada aralarda birer zincir çekmiştik, sürdüreceğim. Şimdi köşede ne yapıyorum? Köşeye geldiğimde bakın burada bir tane trabzan görüntüsünde 5 zincirden kalan bir trabzan görüntüsü var. Buraya 3 tane trabzanı yaptıktan sonra 2, 3, 3 zinciri çekiyorum ve burada bir trabzan varsayıyorum bunu. 2 trabzan yapmam yeterli. 2 tane trabzan yapmam yeterli. Burayla sık iğne ile birleştiriyorum. Bu da benim 3. trabzanım oluyor. Bu şekilde. 2 zincirle sağlamlaştırdım ve bıraktım. Sonrasında bunu içeri alacağım birleştirme esnasında. Evet, bu şekilde en sonunda battaniyeniz bittikten sonra çok hafif ısıdan nemli bir şekilde, yani buharlı bir ütüyle ya da üzerine böyle nemli bir tülbent sererek, bir bez sererek ütüleyebilirsiniz ki buradaki birleştirmeler daha düzgün gözüksün. Eğer böyle sıkışık geliyorsa gözünüze, dediğim gibi birer zincir çekerek birleştirin. Bu motiflerin yönü de dilediğiniz şekilde olabilir. Birbirine doğru bakabilir, yan yana gidebilir. Karar sizin. Ben böyle dörtlü dörtlü birleştireceğim. Hepinize kolay gelsin.